Posta Teknolojiden herkese selamlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Cyberpunk 2077 görsel olarak en çekici oyunlardan biri olmaya devam ediyor şu anda piyasada. Peki Nvidia'nın en yeni RTX 3080 ekran kartıyla bu oyun nasıl çalışıyor? Bu kartla bu oyunda neler bizi bekliyor? Bu videoda RTX 3080 ve Cyberpunk 2077'yi kısaca tartışacağız, konuşacağız. Cyberpunk uzun zamandır merakla beklenen oyunlardan biri olmasının yanı sıra CD Projekt Red'in şu anda teknolojik olarak en gelişmiş oyunu olma özelliğini taşıyor. Evet çok fazla hatayı içinde barındırıyor ama görsel anlamda gerçekten harika bir oyun. Tabi yeterli bir ekran kartınız varsa. Nvidia'nın RTX 3080 modeli ise yeni serinin en popüler modeli. Kağıt üzerinde de etkileyici özellikler sunuyor ki bunları videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Cyberpunk 2077 de bu anlamda RTX 3080'in teknolojik yeteneklerini test etmek için mükemmel bir oyun oldu benim için. Özellikle de RTX 3080 ile gelen ışın izleme oyunlarını burada deneyimlemek benim için ayrı bir zevkti gerçekten oyuna bakış açınızı tamamen değiştiriyor bu özellik. Nvidia harikalar yaratan 2000 serisi kartları oyuncularla buluşturduktan sonra çıtayı çok yüksek bir seviyeye yerleştirmişti. 3000 serisi kartlar tanıtıldıktan ve performans detayları ortaya çıktıktan sonra bizi önceki nesilden defalarca daha yüksek performansa sahip kartlar karşıladı ve şu an piyasada yok satıyor öyle söyleyeyim. 3070 2080 süper seviyesinde bir performans sergilerken 3090 normal bir kullanıcının ulaşabileceği en güçlü kart olmuş durumda. Biz ise iki kartın arasında duran yeni mimariye sahip RTX 3080'i inceleyeceğiz. Tabi Cyberpunk 2077 ile birlikte. Nvidia RTX 3080 yeni nesil kartların arasındaki en büyük amiral gemilerinden biri. 4K çözünürlükte 60 FPS almak isteyen kullanıcıları, oyuncuları hedefleyen bir kart ve Verdiği performans bayağı etkileyici. Yeni jenerasyon ile birlikte grafiksel olarak mükemmel bir yükseliş söz konusu. Bunu deneyimlemeniz lazım gerçekten. 3060 Ti'nin da gelmesiyle birlikte ki kendisi 2080 Ti'den daha güçlü bir kart. Ekip tamamlanmış oldu. RTX 3090 geleceğe yönelik bir kart ve 8K oyun desteği gibi inanılmaz şeyler sunuyor. Ancak fiyat etiketi de buna göre yüksek. 18.000 TL bandında bir fiyatı var. RTX 3080 ise 10.000 TL bandındaki Fiyatıyla mükemmel bir çözünürlük ve stabil 60 FPS üzeri bir deneyim sunuyor. Nvidia'yı burada gerçekten tebrik etmek lazım. Ben inceleme için Palit 3080 Gaming Pro kullandım. Her ne kadar Founders Edition kartları test etmek istesem de Türkiye'deki stok problemleri hatta dünyadaki stok problemleri nedeniyle Buna imkanım olmadı. Bu arada Palit de sektördeki eski firmalardan birisi ve kaliteli cihazlar, kartlar, bileşenler üretmesiyle biliniyor. Testlerim sırasında kartın 3 fanlı sistemi sayesinde herhangi bir sıcaklık problemiyle de karşılaşmadım. Ayrıca kartın overclock özelliğiyle daha yüksek performansa ulaşabilir ve sınırları gerçekten zorlayabilirsiniz. Ben overclock çok tercih eden birisi değilim. Zaten kart oldukça güçlü ve benim isteklerimi fazlasıyla karşılıyor. Kısaca karttan bahsetmek gerekirse karta ilk baktığınızda sizi gri ızgaralar karşılıyor ve endüstriyel bir makineyi andırıyor. Diğer markalara nazaran çok renkli ve göz alıcı materyaller kullanılmamış. Daha çok amaca hitap edecek şekilde tasarlanmış. Orta kısmında bulunan RGB aydınlatma ile odanızı aydınlatma şansınız var ama dik tutma aparatına sahip olmanız gerekebilir gerekiyor da çünkü yatay şekilde çok belli olmuyor bu. Tasarımdan sonra herkesin merak ettiği performans kısmına gelelim. 3080'den önceki kartım 2070 ve 2070 Super'di ve oldukça da memnundum ki diğer bilgisayarımda da 2070 Super'i hala severek kullanıyorum. Ancak işin içine 4K ve DLSS girince kartı yükseltmek gerekti. Burada da Nvidia'nın RTX 3080 kartını tercih ettim açıkçası. Cyberpunk 2077 deneyimin boyunca 3080'i kullandım ve oyundan aldım zevk iki katından daha fazlasına çıktı arkadaşlar GeForce Now üzerinden sürücülerimi güncelledikten sonra oyunda 4K ayarlarda ultra grafiklerde RTX açıkken akıcı bir şekilde oyunu oynayabildim. DLSS'i performans modunda kullandığınız sürece herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Kalite modunda çok fazla detay olduğu ve oyunda buglar olduğu için FPS drop olabiliyor. Oyunu daha önce PlayStation 5 üzerinde test etmiştim. Konsolda iyi bir performans vermesine rağmen işler bilgisayarda çok daha farklı. Night City gibi her tarafın ışıklı paneller, neonlarıyla donatıldığı bu şehirde RTX ile her detayı en ince ayrıntısına kadar görebiliyorsunuz. Burada Aydınlatmada cidden bir çığır açılmış diyebiliriz. Çağ atlanmış. Şehir içindeki ışıklardan çöllerdeki uçsuz bıçaksız arazilere kadar 3080'i sonuna kadar zorladım. Ve muhteşem bir performans verdi. Her koşula test ettim açıkçası. Nvidia RTX 3080 yansımalar ve gölgelerden üç ayrı ışın izlemeli aydınlatma tekniğine kadar her şeyi kullanarak Night City'nin yaşayan, nefes alan bir şehir gibi görünmesini hissetmesini sağlıyor. Dürüst olmak gerekirse Cyberpunk 2077 için şu anda en iyi ışın izleme grafik kartı ya RTX 3070 ya da RTX 3080. Çünkü bunlar e, RT Ultra ön ayarında 1080p'de sürekli olarak 50 FPS'in üzerine çıkabilen kartlar. Öte yandan peşinde olduğunuz 1440p veya 4K ışın izleme ise o zaman seçiminiz RTX 3080'den yana olmalı. Cyberpunk 2077'de ışın izleme efektleri nasıl görünüyor derseniz bu efektleri Nice'de de en iyi şekilde gösteren alanları bulmaya çalıştım. Şu da var ışın izlemenin büyük fark yaratmadığı yerler de var tabii ki de her yerde harika sonuçlar veriyor diye bir şey ne yazık ki diyemeyeceğim ama fark var mı? Tabii ki de var. Bir de yansımalar muhtemelen oyundaki en büyük ayar ve standart rasterleştirmeye göre en önemli görsel yükseltmeyi sağlıyor. Cyberpunk'ın ışın izlemeli yansımaları işleme biçimiyle ilgili en etkileyici şey yansımaların kaç yüzeye uygulandığı. Sadece Normal cam ve su birikintileri değil, aynı zamanda daha mat elementler ve metaller içeren bir dizi yüzey var oyun içerisinde ve bunlar buralarda belli olabiliyor. Bu yüzeylerin birçoğu hala ekran alanı yansımalarını bir dereceye kadar alıyor ve ışın izleme olmadan iyi görünse de ışın izlemeli yansımaları açmak genel görsel kaliteyi artıran bir sonraki level olarak düşünülebilir. Işın izlemeli aydınlatma kapalıyken bazı alanlar doğal olmayan bir parıltıya sahip olabiliyor. Yani yapay durabiliyor. Ayarı açarsanız bu sahneye gerçekten ışık ekleyebiliyor. Bunun farkına hemen varabiliyorsunuz. Orta ve ultra aydınlatma arasındaki farklar en ince olanı. Işın izlemeyi çalıştırmak isteyen ancak performanstan da tasarruf etmek isteyen çoğu kişi için orta ayar yeterli olacaktır diyebilirim. Yağmurlu bir günde Nice sokaklarında dolaşırken bazı ışın izlemeli yansımaları fark edebilirsiniz. Ultra ayarlarda bunlar harika görünüyor. Mesela pencereler ve su birikintileri dış dünyayı oldukça gerçekçi yansıtıyor. Neon tabelaların etrafında da çeşitli gölgeler ve yumuşak aydınlatmalar var. Bunlar için yine gerçeğe yakın diyebiliriz. Işın izlemeli yansımaların tam etkisini büyük su birikintilerinde de görebilirsiniz. Üzerinden veya yanından geçerken bu hemen fark ediliyor. Dış dünya dışında aynada kendinize bakarken de bu teknolojiyi gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Cyberpunk 2077 gibi çok fazla hataya sahip bir oyunu bile bu kadar güzelleştirebiliyorsa bu ekran kartı diğer oyunlarda kim bilir neler yapar acaba dediğiniz anlar olacak bu kartla bu oyunu oynarken. Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla gibi açık dünya ve aşırı detay içeren oyunlar da denedim bu kartla. Valhalla'nın soğuk İngiltere'sini çok iyi yansıtan 3080 Watch Dogs Legion'daki modern İngiltere'de ise harikalar yarattı diyebilirim. Yansımalar falan epey fark yaratıyor oyun içerisinde. Aşırı detaylı ve yüksek düzey grafik içeren oyunlardan sonra daha çok rekabete dayalı oyunlarda test etmek istedim bu kartı. Call of Duty Warzone bunlardan biriydi ve normal şartlarda Full HD çözünürlükte en düşük grafik ayarlarında oynarım. Çünkü amaç grafik değil yüksek kare sayısı ve akıcılıktır. Ancak 3080 gibi bir kartı bu seviyelerde test etmek onun çok kolayına gideceği için 4K çözünürlüğe ve ultra grafik ayarlarını aldım. Ortalama 100 FPS veren 3080 ayarları 1080p çözünürlüğe aldığımda yani 190 FPS verdi. Test sonuçları gerçekten göz alıcı. Bu arada kullandığım işlemci ise Intel i9 9900K. İşlemci de darboğaz yaşamak istemiyorsanız bütçenizin el verdiği en yüksek işlemciyi almanızı öneririm. Yani i9 9900K da hani cidden iyi bir işlemci. 3080 Gaming Pro 3 fanlı bir sisteme sahip olduğu için kartı soğutmakta hiç zorluk çıkartmıyor. PS'deki en iyi soğutmalardan birine sahip olduğu için normal kullanımda ortalama 35-40 derece sıcaklıkta gezerken oyun içinde maksimum 65 derece sıcaklığı gördüm ama bu da üzerine çok gittiğim zaman, yüklendiğimde oldu. Bence bu seviyelerde performans veren bir kart için çok başarılı bir soğutma diyebiliriz. Peki 3080 serisi kartları nasıl seçmek gerekiyor? Şimdi açık konuşmak gerekirse eğer en iyisini istiyorsanız ve bütçeniz eli veriyorsa almanız gereken kart RTX 3090. Eğer amacınız Full HD çözünürlükte oynamak ve 4K çözünürlük benim için çok gerekli değil diyorsanız 3070 sizin için doğru tercih olabilir. 3080 ise 1440p ve 4K için en doğru kart. Eğer 3070 ile 3080 arasında kaldıysanız da 3080'i seçmenizi öneririm. Uzun vadeli sizin işinize daha çok yarayacak bir kart ve Fiyat olarak da aralarında çok fazla fark yok diyebiliyorum bu videoyu çekerken. RTX 3080'i yükseltme yapmalı mısınız diye sorabilirsiniz tam bu noktada eğer eski bir kartınız varsa. Bunun cevabı sizin önceliğinize göre değişebilir aslında. Eğer Cyberpunk 2077 veya diğer 3A oyunlarını çalıştırmak için en iyisini arıyorsanız RTX 3080 kesinlikle buna değer. Şu da var ki RTX 3000 serisini yükseltme yapmak istemeyenler RTX 2080 ve aynı serideki diğer kartların hala Cyberpunk 2077 çalıştırabilecek yetenekte ekran kartları olduğunu unutmasın. Sonuca bağlayacak olursam Nvidia RTX 3080 fiyat etiketini hak eden ve kullanıcılara bekledikleri performansı sunan bir ekran kartı. İstediğiniz her oyunu 4K çözünürlükte oynayabilir ve en ufak ayrıntıya kadar her şeyi görebilirsiniz. Eğer şu anda 2080 Ti gibi güçlü bir kart kullanıyorsanız geçmeniz çok anlam ifade etmeyebilir. 2021 içinde 3080 Ti çıkma ihtimali var deniliyor. Onu beklemeniz daha iyi olabilir. Evet Cyberpunk 2077 ve Nvidia RTX 3080 hakkında söyleyeceklerim. Bu kadardı. Size az çok görsellerle işte bu ekran kartının oyunda neler yapabileceğini veya diğer oyunlarda bu ekran kartıyla neler görebileceğinizi, yaşayabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Yine RTX 3080 özelinde bu ekran kartıyla oyun incelemeleri de kanalda olacak. Takipte kalın derim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.